kraliçeler kırmızı mücevherler takar değil mi? Gerçekten asil olsaydım bu işte harika olurdum. Anlaşılan güneş kremi gerçekten işe yarıyormuş. Sürmeyi unutmazsan tabii. Nefes alınca bile canım acıyor. Korkunç görünüyorsun. Of ya. Fena yanıyor. Nana yardım et. Ay, biraz serinlemen lazım. Anneme onu sevdiğimi söyle. Tamam tamam. Peki ya ayakların? Bütün plajı eve getirmişsin. Her yer kum olacak. Terliklerime bir ulaşabilsem. Yok olmuyor. Ay, bu da diken dikenmiş. Bir dakika. Bununla bir şey yapabilir miyim acaba? Bu konuyla ben ilgileneceğim. Bu terlikler ayak temizleyiciye dönüşebilir. Fırçayı ters çevir. Ve arkasına sıcak silikon sür. Dört yanına da sür. Sonra da terliğin tabanına yapıştır. Kenarlara biraz sıcak silikon sür. Ve birkaç plastik taş boncuk yapıştır. Ve ne kadar renkli olursa o kadar iyi. Topukları da yapınca işin bitecek. Harika. Doğruca duşa yerleştir ve o kumlu ayaklarını giy. Şimdi kum yıkanıp gider. İşte tembel işi ayak temizleme. Çünkü temiz ayaklar mutlu ayaklar demektir. Oo, güzel blok Lili. Ama yeterince iyi değil. Burası da bayağı sıcak ha. Belki biraz dinlensek iyi olur. Bir şeyler içmeyi unutmayın. Taze su gibisi yok. Bu da fena ısınmış. Hiç de ferahlatıcı değil. Vay canına, buz nasıl erimeden kaldı? Özel taktiği bilmiyor musun? Buzum olmadan hiçbir yere gitmem. Soğuk içecekleri nasıl yanında taşıyacağını öğrenmek ister misin? Önce şişeye su doldur. Ama sadece dörtte birine kadar. Şişeyi yan yatır. Sonra buzluğa koy. Sonra görüşürüz ufaklık. Yani birkaç saat sonra. Şimdi beklemek gerek. Bir süre sonra hazır olur. Artık katı halde ve gitmeye hazırız. Şimdi tek gereken bunu doldurmak. Bak buz nasıl yukarı kadar çıkıyor. Bu içeceği daha uzun süre soğuk tutar. Kapağı kapadıktan sonra su buz gibi kalacak. Bayağı işe yarar bir yaz tiyosu değil mi? Özellikle de bugünkü gibi sıcak günlerde. Gitmeliyim. Bak ne kadar kolay. Benimkinden biraz al. Of ya müthiş. Bir tur daha oynamaya ne dersin? Oh ne güzel bir park. İyi ki yürüyüşe çıkmışım. Aa, o da neydi? Ah tüh ya. Dondurma eriyip üzerime döküldü. Ne? Bir de sakıza mı oturmuşum? Ah ne sinir bozucu. Ah sanırım yapacak bir şey yok. Üstümü değiştirmeliyim. Bir bakalım. Üstümü değiştirecek bir yer var mı? Yok tabii. Sanırım burada değişmem gerekiyor. Ama kimsenin beni görmesini de istemiyorum. Önce bir bacağımı giyiyorum. Sonra öbür bacağa geçiyorum. Tamam. Şimdi sıra diğer bacağımda. Güzel temiz şort giyildi. Yani kirli olanı çıkarabilirim. İşte bu kadar. Temiz şortu giydim bile. Evet saat 3 harika. Orada ne oluyor? Umarım düşündüğüm şey değildir. Seni sonra.
yapmış olamaz. Ayaklamış seyyar tuvalete döndüm. Ah, hemen duş almalıyım. Gelin havlular. Hayatımızın temizliğini yapacağız. Hepsi birazdan geçecek. Duş niye çalışmıyor? Ya bu gerçek olamaz. Ne şans ama. Üf. Bu da ne? Eva bana su mu bırakmış? Harika. İyi de bununla nasıl duş yapacağım? Bir dakika. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu tüyo için suyu boş bir çöp poşetinin içine boşalt. Poşeti çıkar. Saplarından çek. Banyonun üstüne as. Son olarak üstünde küçük bir delik aç. Çabuk suyun altına gir. İşte su akıyor. Bayanlar baylar. Of, buna amma ihtiyacım vardı. Hey, suya girmeye hazır mısın? Aa, dur, bekle biraz. Eşyalarımızı ortalıkta bırakamayız. Biri gelip paramızı çalabilir. Aa, haklısın, gidip kontrol etmeliyiz. Ha, işte burada. Param hala yerinde görünüyor. Aa, iyi de ne yapacağız? Hey, bence fırçamın yardımı dokunur. Bak, fırça kısmı çıkabiliyor. Tek yapmam gereken parayı katlayıp kıvırmak. Sonra fırçanın içine gidiyor. Ve fırça kısmını üstüne geri takıyorum. Bak, saçlarımı hala tarayabiliyorum. Hey, benim saçlarımı da tarasana. Aa, bu fıdık köpeğe bak. Ah, selam köpekçik. Seni bir tarayayım. Ay, ne cicisin. Ne iyi geldi değil mi? Şu tüylere bak. Fırça olarak hala iyi iş görüyor. Saçını artık bence onunla fırçalama. Ama para saklamak için iyi. Şimdi nihayet yüzmeye gidebiliriz. Gittiler. Gideyim de paralarını çalayım. Ah, tüh. Burada hiçbir şey yok. Ya bu? İğrenç. Üstü saç dolu. Gittim ben. Seninle bir saate plajda buluşuruz. Eşyalarımı toplasam iyi olacak. İşte çantam. Denizde ne giysem? Tabii ki yeni aldığım mayo. Ne sevimli. Şuraya koyayım. Bunu da unutmayayım. Ve gittim. Ay! Neredeyse terliklerimi unutuyordum. Buralarda bir yerlerde olmalılar. Hmm, bunlar olmaz. Bunlar kimin ya? Aa, hayır. Ding ding ding. Kopmuş. Ay, ne fena. Bugün plaja gidemeyeceğim. Şuna bir bakabilir miyim? Buldum. İp pişirme kağıdı al ve üstüne bir dizi pipet yerleştir. Ne kadar renkli olursa o kadar iyi. Sonra kağıdı üstüne katla. Ve üstünde ütüyü gezdir. 1-2 dakika sonra kağıdı kaldır. Şimdi elinde büyük bir parça oldu. Ama daha işimiz bitmedi. Kağıdın üstüne ayağının izini çiz ve kes. Sonra bunu pipetlerin üstüne çiz. Bayağı iyi görünüyor. Şimdi kağıdı çıkar ve kesmeye başla. Kestiğin parça kemeri olacak. Biraz sıcak silikon sür. Şu sevimli terliklere bak. Hadi deneyelim ha. Eva! Yeni terliklerimi beğendin mi? Kendim yaptım. Gerçekten müthişler.